kişiye zararlı olan şeylerden biri olan nitritin bulunmaması. Sanılanın aksine yapımı oldukça kolay. Üstelik sağlıklı ve lezzetli ev yapımı sucuk. Sucuk severiz. Evde yapılanı daha iyi olur. Özellikle pazar günü yapılan o keyifli aile kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biridir. Sucuktan bahsediyorum. Artık birçoğumuz içindeki katkı maddelerinden ötürü almaya çekinir hale geldik. Ne kendimiz ne de çocuğumuz yesin istemiyoruz. Peki ne yapacağız? Sucuktan kaçmak mümkün değil. Bunun yöntemi de kendi evinizde, kendi mutfağınızda sağlıklı ve doğal sucuk yapmak mümkün mü? Hemen onu sorayım. Tabii ki de kasaptan dananın döş kısmından orta yağlı olarak aldığınız 1 kilo kıyma üzerinden gidelim. Baharatların hepsini tane olarak alıp çekmelerini tavsiye ediyorum. Acı ve tatlı biberi toz haline getiriyoruz. Kesinlikle deniz tuzu tavsiye ediyorum içine tuz olarak koymalarını. Sucuk tadına ulaşmak için de kakule, biraz toz tarçın, karanfil ve kimyon koymalarını tavsiye ediyorum. 1 kilo kıymadan 2 kangal sucuk elde edilebiliyor. Sucuğun lezzetli olması içinse en önemli püf noktası kıyma ve baharatların 3-4 dakika iyice yoğrulması. Yoğurma işlemi bittikten sonra ise kesinlikle ve kesinlikle bir kabın içine alıp üzerine örtüp buzdolaplarında bir gün boyunca dinlendirmelerini tavsiye ediyorum. Güvendiğimiz markalar varsa alıyoruz, yoksa zaten tüketmiyoruz. Peki yapmayı düşünür müsünüz? Evde mi? İş hayatı, çocuk, ev işi, okul fırsat kalmıyor. Akşam yemeğini zor yapıyoruz. Sucuk yapmaya fırsatımız kalmıyor. Sucuğun kılıfı içinse kuru kalın bağırsak kullanılıyor. Ilık suda 5-6 dakika haşlanan bağırsak baharatlı kıymayla dolduruluyor. Sucuğun kıyması çok önemli dedik. Lezzetini veren baharatı dedik ama aslında sucuğu sucuk yapan kurutması değil mi? Evet. Eskiden rüzgarda asıl sıcak havalarda kurutulmasını ev ortamında nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir İp veya şiş yöntemiyle fırınınızın içerisine bu şekilde asabildiğiniz sucuklarınızı 80 derecelik fırınınızda kapağı açık şekilde fanı üfleyerek... Bir saat fırında kuruma işlemi yapılan sucuk artık yemeğe hazır hale geliyor.